Herkese iyi akşamlar. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bugün sizlerle para basacak hisseleri konuşacağız. Daha doğrusu iki tane bir hissemiz var. Bunlarla tabii sizin çok yakından bildiğiniz hisseler bunlar. Yani burada para basacak anlamı şunu çıkarmayın sevgili dostlar. Yani buradan alacağız %100, %200 kazanacağız diye değil. Ama şöyle baktığımız zaman %30'luk bir güzel bir kar potansiyeli var. Tabii ki Ereğli şu anda trende girdi. Bunları grafikte sizlere konuşacağız. Ama öncelikle şunlar sizden bir ricam arkadaşlar. Kanalıma abone olmanız ve beğeni atmanız. Ne kadar çok beğeni, ne kadar çok yorum kanalıma o kadar öne çıkaracaklar sevgili dostlar. Sizlerden ricam böyle güzel videoların gelmesini istiyorsanız beğeni ve yorum yaparsanız çok çok seviniriz. Evet, bugün tabii ki endeks çok güzel kapattı. Şöyle ilk önce bir endeks yorumu yapalım sevgili dostlar. Sonra tabii geçelim. Şimdi endeksimize baktığımız zaman tarihi zirvemiz tabii ki 10.000, 11.000 86, 80 yani 86-90 bantları tarihi zirvemiz. Ve biliyorsunuz bayram öncesi çok güzel yerde kapatmıştık. Biliyorsunuz burada 9.900'lere kadar gelen endeks bayrama kadar, hatta bayrama kadar 3-4 hafta, 2 hafta düşen bir endeks. Bakın burada günlükte baktığımız zaman neredeyse 10 gündür düşen bir endekste bayrama yakın 3 gün çok güzel bir şekilde, ivedi bir şekilde yukarı doğru gitti. Ve bugün de ilk açılışında, bayramdan sonra ilk açılışında da tekrar endeksimiz yukarı doğru güzel bir kapanış yaptı. Burada 10.700'ün üstünde kaldığımız sürece 11.000'ler çok çok önemli olacak. Yani burada 11.000'e doğru çok güzel bir şekilde bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Tabii ki sene sonu 14.000 bandına kadar bir yükseliş bekliyoruz. Siz tabii ki burada sevgili dostlar sizlerden ricam şu. Burada BIST 30 hisselerine daha çok ilgi göstermeniz. Yani burada BIST 30 hisseleri endeks gösterirken BIST 30 ve BIST 50 hisseleri daha çok ağırlıklı olmak üzere elinizde bulundurun. Tabii ki yan tahtalar da, gitmeyen yan tahtalar özellikle. Bakın giden yan tahtalar da, gitmeyen yan tahtalar, ucuz kalmış yan tahtalarda yönelebilirsiniz. Ama dediğim gibi burada öncelik BIST 30 hisseleri olsun. Sizlerle şimdi ilk hissemiz Ereğli olacak. Bugün iki tane hisse sizlerle paylaşacağım. İlk hissemiz Ereğli. Şimdi Ereğli'ye baktığımız zaman zaten herkesin bildiği Ereğli. Son biliyorsunuz burada 53 bandını gördüğünde en son 22 Şubat 2023'te neredeyse bir sene 4 ay yani 16 aydır burayı görmemişti. Yani tabii ki dibini görmüştü burada. Burada satışlar gelmişti. Yabancı satışı geldikten sonra biliyorsunuz burada şey açıklaması gelmişti. Ereğli artık temettü vermiyor. Temettü vermedikten sonra büyük bir yabancı satışı geldi. Yabancı satışından sonra hızlı bir şekilde Ereğli 27'lere kadar düştü. Tabii ki 27'den sonra tekrar kendini toparladı. 48, bir daha 36, bir daha 51. Sonra bir daha fırsatlar verdi. Bakın burada son 3 Nisan'da 36 fırsatı verdi. Ve son olarak da Ereğli'yi burada 53 bandını tekrardan tarihi zirvesi bir sene önce 16 ay önce kırdı. Tarihi zirvesini geldi. Burada geçti. Şimdi buranın üstte kapanışlar bizim için çok önemli olacak. Buranın üstü kapanışlarda, 2 gün kapanışlarda, yarın da buranın üstünde kapanış gelirse Ereğli'nin kısa vadede burada 70 hedefi çok çok önemli. Yani şöyle günlükte tabii baktık. 2 saatlik de bir bakalım. 2 saatlikte de baktığımız zaman Ereğli'nin çok güzel bir şekilde burada altta destek, önce 50 bandı. Tabii ki 50 bandının altına sarkmaması gerekiyor. Yani 50 bandı çok önemli bir destek olacak. Hatta 51 burada 51 çok önemli olacak. Ama trend desteği de burada 49-75'ler olacak. Yani burada dikkat etmemiz gereken konu 49-70 ve 50 bandları. Yani 51 bandları çok önemli noktalar olacak Ereğli'de. Ereğli'de tabii ki üst band olarak burada 55'ler geçilirse hızlı bir şekilde 70'lere doğru bir hareket. Burada %30'luk bir kar marjı bulunuyor sevgili dostlar. Tabii ki burada size kalmış. Tabii ki burada kademeli almak her zaman çok çok önemli. İkinci hissemizde burada herkesin bildiği yine İşmen. Şimdi İşmen tabii ki burada İşmen'in şu sıkıntısı var. Evet, çok burada gel gitler oldu İşmen'de. Şöyle baktığımız zaman grafik küçültelim. Grafik küçülttüğümüz zaman hemen günlüğü alacağım. Şöyle hızlı bir şekilde. Şöyle günlüğü aldığım zaman şöyle grafikte de çok net bir şekilde görüyoruz İşmen'de.
burada dip dalgası. 28'ler, 28'lere kadar getirmişler. 28'lerden tekrar 41'lere, 41'lerden bir daha 29, sonra bir daha bir 43 bandı. Hep tepe üstte, hep tepe üstte doğru gidiyor. Ve son olarak tekrardan burada 200 günde değdi. Artık burası çok önemli bir nokta. 33 bandına değdi. 33 bandı tabii ki önemli işmende. Ama burada eğer 36-70'lerin üstüne atarsa işmenin yukarıda zaten hala hazırda çok güzel bir seviyesi var. Burada baktığımız zaman yine işmende de %35'lik bir kar marjı var. Burada 61'e kadar gitme potansiyeli var işmenin. Ama burada dediğim gibi kademeli bir şekilde 33'e kadar tekrar gelebilir. Evet, fırsat verebilir. Ama şu sıkıntısı da var işmenin. Biliyorsunuz endeks bugün %2, neredeyse %3 yakın kapattı. İşmen %1.74 kapattı. Hatta gün içerisinde eksideydi. Sonradan bir yukarı bir hareketlik oldu. İşmen de tabii ki şeyi dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Kredi. Yani krediler eğer düşmezse, sabit kalırsa işmende de yukarı doğru yükselişlerin devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada işmende dikkat edeceğimiz ilk nokta, tabii burada ilk nokta 36.85'in üstünde kalışı. Yani 36.85 üstüne yerleşirsek, orada kalırsa tekrardan bir 41'lere, ilk önce tabii 41.76 ve şurada ara direnci 44.20'ler var. Yani buraya kadar gelme ihtimali var. Yani burada 44'lere kadar bir direnç var. Eğer 44 bandı geçilirse hızlı bir şekilde 60'lara doğru bir yükseliş olacağını düşünüyorum. Ama burada çok dikkat edelim. Yani kredileri de dediğim gibi FED ve Türkiye Merkez Bankası'nın açıklama yapacağı kredi notunun, eğer krediler düşmezse, sabit kalırsa ben işmenin de çok çok yukarılara gideceğini düşünüyorum. Evet, burada sizlerle tabii ki iki tane hisse paylaştık. Çok önemli bu hisseler. İki tane önemli şirket. Tabii ki bunların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirim zillerini açmayı unutmayın sevgili dostlar. Tabii ki yorum da bekliyorum sizlerden. Kanalıma destek, yorum da bekliyorum. Tabii ki eğer destek almak isteyenler, Telegram desteği almak isteyenlerin de tabii ki bana Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Mursel.birinci Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Esenlikler diliyorum.